Evet, bunun bana yaptığı hayrını size anlatacağım arkadaşlar. İbret alem olsun. Sonra da onu cezalandıracağım. Bugün saat arkadaşlar, bu beni seven, bu bana sadık saatten baktım. Saat 6'ya çeyrek falan vardı. Olay bugün sabaha karşın 6'ya çeyrek falan varken gerçekleşti. Ben gece boyu deli gibi çalıştım. Üstüme sanki vazifeymiş gibi oyun konsollarından bahsettim, oyunlardan bahsettim, bilmem nelerden bahsettim. Bahsettim. Bir de konuştum. Boğazım açılsın, dilim kurumasın diye süt çocuğu olduğum için süt içiyorum oğlum ben paso. Süte baktım, içmeye çalıştım, içinde bitmiş. Acı kalmış filan bundan dedim. Tamam, dilimi ıslatırım acık. Acık içerim ama. Benim içerik üretmem için beynimi uyanık olması lazım. Bunun için de kahve tüketmem lazım. Kahveyi de süt çocuğu olduğum için direkt sütle süt kaynatıp onu yapıyorum. Suyla filan içmiyorum oğlum. Baktım, bir süt yok bunda. Başka yerde mi? Ulan bunda ne bitmiş oğlum? Hadi ama süt yok. Bir süt çocuğu olarak kafamı çevirip saate baktım. Lan bu terbiyesize baktım. Ne bu ne? Bu hayına abi. Terbiyesiz. Hain p**k. Bu hayına baktım. Saat şeydi oğlum. Zaten bir yarım saat falan önce şeydi, güneş doğmuştu yani. Neyse dedim, ben güneş doğdu. Süt alabilirim yani, süt alamaya hakkım var yani. Dışarı çıkarım, pek çok dışarıda çok zorlu bir ortam var filan. Sabah saatlerinde mesela çocuklar sıkıyordu, oyun oynuyor, top oynuyorlar. Top belki kafama gelebilir. Çocuklar bana böyle elleyip ebesin diyebilirler, çok tehlikeli. İp atlayan bebeler var mesela, o ip senin kafana geçebilir, kafana dolanabilir. Aaaa diye gebelebilirsin yani oracık da. Dışarının bütün o zorluklarını göze aldım oğlum. Mübarek pantolonumu ayağıma geçirdim. Sola nedense dar geldi. Dedim bu işte bir terslik var. Ben kilo mu aldım? Baba mı büyüdü? Ne oldu oğlum? Sonra pijamanın üstüne giymişim. Pantolonu sen çıkar. Pijamayı çıkar. Gel pantolonu giy. Tam gideceğim. Saate bir daha baktım. Oğlum sanki bir terslik var lan dedim. Yani bu hain. Ha bu hain bana saati 9.30'muş gibi gösterdi. Yani o zamazingolar o kadar bir uzunluklar birbirine yakın ki uzun bıtırağının. Bana 9.30 gibi gösterdi bu zalim. Uyarmıyor da. Papa dışarı gitme. Papa saat 9.30 değil. Yanlış gösterdim, seni kandırdım, şaka yaptım da. Demedi bu zalim. Bu hain. Çıktım gittim bakalım bakalım hiçbir açıktı. Oğlum bu nasıl iş? Sana bu... Bu benim... beni seven, bana saygı gösteren, beni koruyan bu saate baktım. Lan saat 9.30 değil. Oğlum saat 6'ya çeyrek var. Bu zalim beni kandırmış oğlum ya. Senin zımbırtıların niye birbirine o kadar benziyor oğlum? Hadi benim gözümde cinslik var. Anlayamadım 9.30 diye 6'ya çeyrek kala gitmiş bakkaldan süt almaya çalışıyorum. Desene oğlum baba gitme diye. Buna ceza, bunun pilini sökeceğim. Pilini sökeceğim. Bu terbiyesiz. Sonra burayı okudum. Kim malıymış? Dış mihrak. Pislik. Bu da dış mihrak, bu da Japon malı. Ama bu bana sadık. Ama bu memur, bu memur beni saat 6'ya çeyrek kala 9.30 diye kekledi. Ben markete süt almaya gittim. Pıh sana. Bu gerçekten hain. Hain. Anata wa watashi o uragitta. Bu bir terbiyesiz. Bu bir uragitta bu. Cezalandıracağım birazdan. İdam mangasını çağırıp bu memur oğlu memurun pilini söktüreceğim. Çin malı terbiyesiz. Beni kandırdı.